Saha Expo'da farklı teknolojileri, gelişmeleri sizlere anlatıyoruz. Şu anda makine kimya endüstrisinin Ar-Ge bölümündeyiz. Kimyanın 3 farklı standı var ama en çok ilgi çeken farklı gelişmelerin yapıldığı yerlerin başında Ar-Ge standı geliyor. Ar-Ge'de de ilginç konulardan bir tanesi bu gördüğünüz FPV olarak adlandırılan, hatırlayacaksınız Ukrayna Savaşı'nda da etkin olarak kullanılıyor, dronlara konulan mühimmatlar. Şimdi diyebilirsiniz ki makine kimya zaten mühimmat üretiyor. Bu bir tane FPV drone'a konur. İşin etkisi öyle olmuyor. Bunu alıp dışarıdan dronlara eklediğiniz zaman mühimmatla ilgili bazı işte yanlış montaj olabilir, kullanım hataları veya yanlış planlamalardan mühimmatın etkisini azaltıyorsunuz. İşte burada da bu tür mühimmatları üreten şirket, makine kimya gibi çok ciddi geçmişi olan kuruluşların tecrübeleri ortaya konuluyor. 3 farklı model var burada. Tabii bu bilgiler biraz gizli, biraz yuvarlak vereceğiz. En ufağı yaklaşık 400 gram ağırlığında patlayıcı ve mühimmat taşıyor. Biraz daha büyüğü var, yaklaşık 1 kilo ve arkada görmüş olduğunuzda da ortalama 2.2 kilogram ağırlığında. Şöyle bir elimize aldığımız zaman bilgi alırken, tabii bilgi alıyoruz. Burada mühendislerimizler de konuşurken onların da güvenlikleri bizler için önemli. Gayet hafif bir drone elimizde olan. Önünde şöyle bir yakından göstereyim size. Önünde bir kamerası var. 4 farklı pervaneyle havalanıyor ve altında da mühimmatını görüyorsunuz. Atılmadan önce 2 farklı emniyet pimi kullanılıyor. Önce birinci pim çekiliyor, arkasından havada da buradaki üzerindeki servolar yardımıyla ikinci pim çekilerek aktif hale getiriliyor. Burada da aldığı görüntü üste gördüğünüz bu antenle komuta kontrol merkezine gönderiliyor ve elektronik karıştırmaya gerçekten dayanıklı askeri standartlarda yapılmış FPV'ler ortalamada 2 kilometrenin biraz üzerindeki menzillerde de etkin olarak kullanılıyor. Ne yazık ki savaşlar aynı zamanda teknolojinin de çok hızlı gelişmesine neden oluyor. Ve bu tür bizim normalde hava çekimlerinde görüntü aldığımız, fotoğraf, video çektiğimiz dronelar bugün birer kamikaze sistemler haline gelmiş durumda. Özellikle terör örgütlerinin yollara koydukları mayınlar gerçekten çok ciddi zararlara neden oluyor. Hem sivil hayatı hem de askeri operasyonları etkiliyor. Mayın tarama cihazlarıyla yolların güvenliği sağlanıyor. Peki bir normal standart bir teknolojideki mayın tarama cihazı bulunduğu araziye bakarken bazen bir taşı veya bir ağacın kökünü fazla çok detaylı olarak algılayamıyor. Burada da makine kimya endüstrisi Ar-Ge bölümünün yaptığı çok önemli bir araştırma var. Üniversite ve sektör işbirliğiyle İTÜ tarafından geliştirilen bir teknolojide mikrodalga sistemler, frekanslar kullanılarak burada altta ne var? Patlayıcının türü, işte bir içinde metal mi var? Günümüzde çok değişik patlayıcılar var. Plastik kökenli olanlar var. Çok farklı, hibrit olarak adlandırılan daha karmaşık sistemler var. Onun ne olduğunu işte bu mikrodalga sistemler bulabiliyor. İsterseniz bunu arkasında bir insansız kara aracına takıyorsunuz. Konvoyun önünde gidebiliyor. Veya böyle bir teknoloji ki, düşünün, bir drone'a taktınız. Aynı denizaltı bulmak üzere çeşitli mikrofon alıcı sistemleri suya indiren helikopterler gibi o drone'lar bu mikrodalgalarla tespit yapabilen sistemi yolun üzerine indirip burada bir arama, tarama çalışması yapacak ve dünyada da bu geliştirilen, mikrodalga kullanılarak yapılan çok çok önemli bir teknoloji ve burada da belirttiğim gibi İstanbul Teknik Üniversitesi ve MK'nin işbirliği var. Burada bir makine kimya endüstrisi bir animasyon hazırlamış aracın çalışma prensipleriyle ilgili. Evet. Neler, hangi mayın, EYP neler bulabiliyor? Anten sistemi önde, gördüğünüz gibi bir insansız kara aracına burada konmuş. Konvoyun önünde İlerleyecek tehditleri, aldığı bilgileri burada ekrandan ne kadar yansıyor bilmiyorum ama komuta kontrol merkezine görüntü ve tehdit olarak iletiyor. Burada gördüğünüz patika yolda ilerlerken çok yakından alanı, yolu detaylıca tarıyor ve çok etkin bir şekilde patlayıcı mı, riskli mi, değil mi bunu gerçekleştirebiliyor. Buradaki sistem dediğim gibi drone'a veya farklı farklı araçlara da takılarak geliştirebilmek mümkün. Ve bu Ar-Ge projesiyle de şu an Türk Silahlı Kuvvetleri yakından ilgileniyor. Belki yakın bir zaman içerisinde
Bu araçları da askerlerimizin emniyeti için kullanımda görebiliriz ve ben eminim ki bu dünyadaki bu çok önemli teknolojiyle makine kimyanın geliştirdiği Ar-Ge ile çok ciddi bir ihracat şansına da sahip olacak. Günümüz savaşlarında KBRN olarak adlandırılan kimyasal, biyolojik, radyoaktif, nükleer silahlarla ilgili koruma büyük önem taşıyor. Aslında ülkemizde çok uzun yıllardır makine kimya bu konuyla ilgili çalışmalar yapıyor. Nedir bu çalışmalar? 1935'te kurulan maske fabrikası. Bu konuyla ilgili uzun yıllar makine kimya endüstrisi maske, KBRN ile ilgili maskeleri tasarladı, üretti ve artık şimdi KBRN ile ilgili makine kimya yeni bir sayfa açıyor. Ar-Ge bölümünün geliştirdiği özel KBRN konusunda personeli koruyacak özel üniforma, başlıklar, özel eldivenler, yani bir eldiven deyip geçmemek lazım. Bu eldivenle asker ateş edebiliyor, aracı kullanabiliyor. Ve aynı şekilde botların üzerine konulan özel koruyucu ekipman artık sadece maske değil, bu özel ekipman da asker tarafından giyilmeye başlanıyor. Bunlarla ilgili yeni nesil Ar-Ge çalışmaları. Yazlık model, kışlık model veya ilk tehdit alındığı zaman giyilen farklı farklı koruyucu üniformalar, arkasından da tespit edildikten sonra saldırının özelliği neyse, çünkü çok farklı bileşenlere sahip olabiliyor. Buna göre tek kullanımlık üniformalar kullanılıyor ve personelin hayatta kalmasını sağlıyor. Kimyasal silahlar, biyolojik veya nükleer silahlar günümüzde yasak da olsa ne yazık ki dünyanın farklı noktalarında bunları görmek mümkün. Peki nasıl tespit edeceksiniz? İşte burada da geliştirilen özel dronlar devreye giriyor. Şimdi normalde drone'a baktığınız zaman iki farklı motoru vardır. Aşağıda vardır, bir de üstünde vardır. Ama bu drone'da altta özel bir algılayıcı var. Bu algılayıcı havadan örnekler alarak ne tür saldırı olduğunu ortaya koyuyor. Üste koyduğunuz zaman pervaneyi bir vortex etkisi oluşturuyor ve alınacak olan hava örnekleri etraf karıştırdığı için tespit edilmesini giderek zorlaştırılıyor. Bu konuda da drone tasarımı MK tarafından, Ar-Ge tarafından yapıldı. Yavaş yavaş burada farklı farklı ürünler ortaya çıkacak. Tabii ki aynı zamanda çeşitli tehditlerin sürekli olarak tespit edilmesi. Yani bu drone bir askeri aracın üzerine inip şarj olup, örneğin 6 saatte, 8 saatte veya günde bir kez uçup örnekler alıp çevrenin kontrolünü de gerçekleştiriyor. Bunlarla ilgili Türkiye'nin çeşitli komşularında örneğin nükleer reaktörler var. Herhangi bir sızıntı var mı? Veya herhangi bir şekilde etraftaki durum nedir? KBRN tehditlerinin tespiti için bu tür dronlar yoğun olarak kullanılıyor. Makine kimyayı da önümüzdeki günlerde Ar-Ge bölümünün önemli parçalarından biri olan gördüğünüz KBRN ürünleriyle daha fazla görmeye başlayacağız. Günümüzde tanklar tabii ki eskisi gibi böyle konvansiyonel, işte 2. Dünya Savaşı'ndaki gibi tank savaşları yok. Günümüzde tanklar ağırlıklı olarak örneğin Türk Silahlı Kuvvetleri için terörle mücadelede kullanılıyor. Kullanılırken toplar çok önemli. Fakat makine kimya Ar-Ge'de buradaki standta yeni bir top tasarımını sergiliyor. Burada amaç normalde işte bir tanka baktığınız zaman 40 ton, 50 ton, 60 ton gibi ağırlıklar. Neden bu kadar ağır? Bu namluyu taşımak için normalde. Bu 120 milimetrelik bir atış gerçekleştirilebilen bir namlu, bunun da ağırlığı 2,5-3 tona kadar çıkabiliyor. Bunu taşımak için altınızda 40, 50, 60 tonluk bir tank tasarlamanız lazım. Geri tepmesini düşünün. Normalde tanklar bir tanka karşı muharebe olduğu zaman attığı bir mühimmat var. 7000'in üzerinde basınç barla birlikte atılıyor ve aynı bir dart gibi gidip o karşıdaki düşman tankını devreden çıkartıyor. Ama terörle mücadele ettiğiniz zaman farklı mühimmatlara ihtiyacınız var. Şöyle de arkasında makine kimyanın yeni mühimmatlarına baktığımız zaman tahrip etmeniz için bir mühimmat atmanız lazım. Veya burada yanda gördüğünüz gibi bir hedefin arkasında bir dağın gerisinde bir operasyon var. Oraya görmeden atmanız lazım. Bunlar farklı farklı mühimmat ihtiyaçları. İhtiyaçlarla birlikte tankın içine konulan o klasik mühimmatlar yerini tahrip ve görmeden atacağınız mühimmatlara doğru değiştiriyor. Bu
konuda da makine kimya Ar-Ge bölümü çalışıyor. Öncelikli olarak namludan başlayalım. Namlunun hafifletilmesi çok önemli. Günümüzde tanktan daha ucuz araçlara, örneğin tekerlekli araçlara veya 8x8, 6x6 gibi araçlara bu namlunun konulması için çok daha hafifletilmesi gerekiyor. 1 tonun altına ağırlıklar öngörülüyor. Namlu hafifletildi. Bir sonraki adım üzerine içi çelik ama üstüne kompozit sarılarak daha da hafifletmek ve arkasından gelen mühimmatlar. Videolarımızda anlatıyoruz. Bir savaş ortamında maliyetler çok önemli. Örneğin bir dağın arkasındaki hedefe atacaksınız. Bu normalde 120 mm'lik bir havan mermisi. Arkasına tankçılar için özel geliştirilmiş şu kit takılarak bu bir tank mermisi haline geliyor. Ve görmeden namluyu kaldırıp dağın arkasına atıyorsunuz. Veya bunu atacaksınız. Tahrip edeceksiniz bir noktayı. Bir mağaranın içinde terörist var. Meskun alan operasyonundasınız. Bunu attığınız zaman da burada namluyu görmeniz lazım. Yani görüyorsunuz dürbünden veya algılayıcı sistemlerden hedefi görüyorsunuz, işaretliyorsunuz ve yatay bir şekilde namlunuzdan bu mühimmat çıkıyor. Bunları ekonomik yapmak, tankın taşıyabileceği kadar yükü taşımak çok çok önemli. O açıdan da makine kimyanın bu attığı adımla birlikte önümüzdeki günlerde farklı farklı hibrit araçlar üzerine uygulanacak hem tank için gelişmiş namlu hem de mühimmatlar ortaya çıkacak. Bakalım bunları da önümüzdeki günler. Ben burada dilim döndüğünce sistemler, tasarımlar hakkında sizlere bilgi vermeye çalıştım. Çok önemli Ar-Ge faaliyetleri. Hepsi çok heyecan verici. Ben eminim ki yakın zamanda bu ürünleri Atatürk Silahlı Kuvvetleri ve sonrasında da diğer dost ve müttefik ordularda görmeye başlayacağız. Ve makine kimya o geçmişte daha çok mühimmat ağırlıklı üretiminin yanı sıra bu tür teknoloji sistemleri de portföyüne katacak. Ve bu da eminim ki Türk savunma sanayine ihracat anlamına çok olumlu katkılar yapacak. Uçakların çok fazla kullandığı mühimmatlardan biri de Mark 82 genel maksat bombası. Ama şimdi Mark 82'nin, MK-82'nin öyle bir modelini size göstereceğiz ki artık denizde kamikaze SIDA sistemlerinde de kullanılıyor ve tabii ki geliştiren makine kimya Ar-Ge. Burada gördüğünüz Mark 82 modifiye edilmiş ve SIDA'da kullanılmak üzere ortaya çıkartılmış modeli. Burada da halen üretilmiş bir Türk şirketinin SIDA'sını görüyorsunuz. Hemen üstünde de Mark 82 uygulanmış. Bir gemiye kamikaze dalışı yapılacak. Uzaktan kumandalı, su üstü, silahlı deniz aracı yola çıkıyor. O gemiye doğru geliyor ve sadece dik değil, farklı açılardan gelse bile çarpma ile birlikte çok büyük bir hasar oluşturuyor. Zaten bu tür hasarları da mevcut. Ukrayna Savaşı'nda yakından görüyorsunuz. Ama bu çok değerli bir sistem. Hem SIDA hem içindeki mühimmat. Örneğin görev iptal oldu. Bu sistem bu bombayı pimini takıp emniyetli hale getirip SIDA dönüp üstüne veya başka bir hedefe devam edebiliyor. Bu konuya da makine kimya el atmış durumda. İstenilen farklı SIDA'lar varsa yaklaşık kısa bir çalışmayla sistem entegrasyonu ve o SIDA üzerinde de kullanım mümkün hale getiriliyor.